Otizm, iletişim ve sosyal etkileşim sorunları, kısıtlı ilgili alanları ve tekrarlayan davranışlarla ortaya çıkan bir rahatsızlık olup, ömür boyu devam eden bir gelişim bozukluğudur. Bilim insanları, otizmin nedenini henüz tespit edememiş olsalar da genetik bir rahatsızlık olduğu görüşü kuvvetlidir. Hangi gen ya da genlerin sorumlu olduğu henüz bilinmemektedir. Çevresel faktörlerin de otizm üzerine etkisi olduğu düşünülmektedir. Hem genetik hem de çevresel faktörler üzerine araştırmalar yapılmaya devam etmektedir. Sosyal etkileşim ve iletişimde güçlük, sınırlı ve tekrarlanan davranışlar, takıntılar, alışkanlıklar ve değişikliğe aşırı tepki, göz kontağı kuramama, konuşmalarda tonlama ve vurgu eksizliği otizmin en temel belirtileridir. Otizme erkeklerde kadınlara oranla 5 kat daha fazla rastlanmaktadır. Dünyada yaklaşık 70 milyon otizmli birey bulunduğu tahmin edilmektedir. Türkiye'de bu rakam 550 bin ancak bunların sadece 21 bini otizme uygun eğitim alabilmektedir. Otizmin en önemli tedavisi eğitimdir. Yoğun ve bireye göre planlanmış özel eğitim programı sayesinde sosyal uyum becerileri, sözel iletişim becerileri, akademik becerileri gelişebilir. Aynı zamanda akranlarıyla birlikte kaynaştırma adı altında klasik eğitime katılabilirler. Otizm hastalık değil, farklılıktır. Farkındayız, yanınızdayız.